Suriye'de 7 yıl önce başlayan iç savaştan bu yana binlerce Suriyeli ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kaçırıldılar, kimsenin yerini bilmediği hapishanelerde tutuldular. Geride kalanlar onlara ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Onlardan biri de Suriyeli aktivist Rezan Zeytune. İşte kaçırıldığında 36 yaşında olan bu genç kadının hikayesi. ...31 Aralık 2011... Suriye'nin başkenti Şam. Rezan Zeytune, Esad karşıtı bir gösteriye katılan binlerce kişiden biriydi. Gözlerinde umut, yüzünde gülümseme vardı. Bu görüntülerden 2 yıl sonra sırra kadem bastı. Zeytune, Suriye İnsan Hakları Örgütü üyesi bir avukattı. Siyasi tutukluların haklarını savunuyordu. 2011'de hükümet karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından eşi ve arkadaşlarıyla birlikte muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya kaçtı. Ama başına geleceklerden kaçamadı. 9 Aralık 2013'te ofisindeyken silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. O günden beri de ne yaşadığına ne de öldüğüne dair bir iz bulunabildi. Ta ki kaçırıldıktan 5 yıl sonrasına kadar. Ceyşül İslam'ın Duma'daki hapishanelerinden birinin duvarında "Annemi özledim" yazısına rastlandı. Altında Rezan Zeytune'nin adı, yanında da 2016 tarihi vardı. Bu yazı bulunduğunda Ceyşül İslam Duma'dan çıkmış, hapishanedeki tutsaklar serbest bırakılmıştı. Ama Rezan Zeytune yoktu. Duvardaki bu yazı, Rezan Zeytune'yi Ceyşül İslam militanlarının kaçırdığı iddialarını ortaya çıkardı. Ceyşül İslam iddiaları reddediyor. Zeytune'nin öldürülüp toplu mezarlardan birine gömülmüş olabileceği tahmin ediliyor. Kaçırıldığında henüz 36 yaşında olan bu genç kadının akıbetine dair hiçbir şey, yıllardır bir tahmin olmanın ötesine geçemiyor.